Herkese merhaba arkadaşlar, sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor evrime hakaret dolu sözler. Yeri göğü inletti, 83 milyona. Acun Ilıcalı'ya bile resti çekmişti, öyle şeyler denildi ki. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da adını bir kez daha duyuran Evrim Keklik, tepkileri arka arkaya aldı. Bir tepki de eski Survivor yarışmacısından geldi. Hakaret dolu yorumlarda bulunan isim, yeri göğüs inletti, 83 milyona rezil etti. Acun Ilıcalı'ya bile resti çeken Evrim Keklik'e öyle şeyler denildi ki. Acun medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümü büyük bir heyecanla izlenen Survivor yarışmasının son bölümüyle birlikte son dokunulmazlık oyunu ekranlara gelmişti. Mavi takım yine oyunu kazanmış ve kırmızı takımdan otomatik olarak Batuhan Karacakaya veda eden isim olmuştu. Konseyde ise gergin dakikalar yaşanmıştı. Evrim Keklik'in tavırları Acun Ilıcalı'yı bile çileden çıkartmıştı. Şimdi ise o isimden art arda sert sözler geldi. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Ilıcalı'nın, senin oyun sırasında kullandığın her söz doğrudan semaya gidiyor, sözlerini dile getirmişti. Evrim Keklik ise, öyle bir şey asla yok. Orada yetkililer ve Mustafa Kazan da vardı. Ben kimseye kötü söz söylemedim. Argo kelime çıktı açıklamasında bulunmuştu. Ayşe Yüksel'e övgü dolu yorumlar yapan Evrim Keklik, sen küçük hesaplar peşinde olmadığın için şampiyonluk adayısın sözlerini dile getirmişti. Sahra Işık ise bunun üzerine açtı ağzını yumdu gözünü. Eski Survivor yarışmacısı olan Evrim Keklik, küçük hesapların hepsini sen yaparsın Evrim. Şimdi beni konuşturma, seni çok iyi tanıyorum. Sakın insanlara dil uzatma. Kumpaslarını başkaları üzerinden oyna ve Adem Anıl Batuhan Sema'dan uzak dur. Açıklamasında bulundu. Devamında ise Ayşe ve Evrim'in oyun oynadığını dile getirerek, inanılmaz bir senaryoya yorumlarında bulundu. Evrim'e ateş püskürten Sahra Işık'ın sözleri ise, haklı olarak karşılandı. Sosyal medyayı sallayan Evrim Keklik'in sözleri dengeleri alt üst etti. Sizler Sahra Işık'ın Evrim Keklik hakkında yaptığı açıklama için neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız.